Sana öyle bir ders vereceğim ki bir daha asla kalleşlik edemeyeceksin. Allah'ım kurban olam ben hep tüm sana. Gönüle bu. Senin namusun senin. Seni alçak nankör. Senin nankör. Babaanne dur ne yapıyorsun? Alçak sen. Sen yemek yediğin kaba tükürürsün he. Namussuz. Hanımım ne yaptı bu gariban sana? Garibanmış. Senin akraban diye bunu eve aldık. Ocağımıza yurdumuza aldık. O bize hainlik etti. Şadoğan'la köstebeklik ediyormuş. Şehriyar. Esma ablam. Mecburdum. Ne olur kurtar beni. Mahmut! Ne olur. Buyurun hanım. Atın şunu dışarı. Hacı! Senin canını bağışlıyorum şimdi. Ama bir daha bu sokaktan bile geçmeyeceksin. Eğer senin yüzünü görecek olursam bu kadar merhametli olmam bir daha. Ablam mecburdum, ne olur affet beni. Esma! Vallahi mecburdum. Senden alacağımı aldım zaten. Ayağımın altından çekilme vaktiydi. Sen de bana bu fırsatı verdin Şehriyar. Kiminle iş edeceğini şaşırırsan yolunu şaşırtırlar. Ben Miran'a nasıl inandıracağım tekrar sevgime? Onun güvenini nasıl kazanacağım? Miran! Reyhan, ne olur kapatma. Benim seninle konuşmam lazım. Dinle ama beni olur mu? Konuşmasan da dinle. Kapatmadığın için çok teşekkür ederim. Ben o Elif, gece... yorma kendini. Ben senin kimseye bile isteye kötülük yapmayacağını biliyorum. Tamam çok kötü şeyler olabilirdi. Ama çok şükür geçti bitti. Üzülme artık. Sağ ol Reyhan. Senin bana inanman benim için gerçekten çok önemli. Ama... yani şimdi bu yaptığım şey size dokundu. Mutlu olmanızı isterken sizi ayırdım ben. Bizi ben ayırdım Elif. Ben ayırdım. Düşünmeden o sözleri etmeyecektim Miran'a. Peki şimdi ne yapacaksın? Senden bir şey isteyeceğim. Thank you.
kolay oldu böyle değil mi? Vallahi korktum atlarken. Demek babamla Azat abi buradan gelmiş. Nerede Müran? Odasında. Reyhan. Bak. Ne olursa olsun. Ne derse desin vazgeçmeyeceksin değil mi? Vazgeçmeyeceğim. Hadi ben götüreyim seni. Hem de gözcülük ederim. Tamam. Gözlerin kapalıyken özlüyorum seni. Hani o herkese bakarken buz gibi olan bakışların. Bana bakınca içime bir sıcaklık düşürüyor ya. Bana da herkese baktığın gibi bakarsan. Çiçeklere kıyamam bilirsin. Ama sen beni affedene kadar...
zor olan ne biliyor musun? Biliyorsun. Seninle karşı karşıya olmak. Yan yanayken hiçbir şey zor değil Miran. Benimle yeniden yan yana olur musun? Her şey çok güzel olacak desem de inanmayacaksın bana. Öyleyse bil. Kötü şeyler olurken bile yanında olmak istiyorum. Şeyler olurken bile yanında olmak istiyorum. Bütün bunlar olmasaydı şimdi ikimiz birlikte duracaktık şu göğün altında. Günaydın. Miran. Geldiğini duymamışım. Öyle dalmıştın ki düşüncelere. Duymazsın tabii, normal. Hava çok serinlemiş. Al, sıcak sıcak iç. Üşütme. Ha, canım istemiyorum şimdi, gönlüm sağ olasın. Acı çekiyorsun değil mi? Bilirim. İnsanın canını yakar. Kavurur sevdiğinden ayrı kalmak. Reyhan da şimdi çok acı çekiyordur. O da yaptıklarından pişman olmuştur, eminim. Bence onu bir dinle. Böyle kestirip atma. Bana inanmadı Gönül. Babası gerçeği söyleyene kadar bana inanmadı. Haklısın. Kabul edilir gibi değil. Üstelik babasının nasıl bir adam olduğunu da biliyoruz. Marayan bilmiyor. İnanmıyor. Ne olursa olsun senin böyle bir şey yapmayacağını bilmesi gerekirdi. İnsan sevdiğine inanmazsa sevgisinin anlamı mı kalır? Ama insanız işte. Bazen hata yapıyoruz. Öyle böyle öğreniyoruz. Sen git konuş onunla. Gerçeği ondan dinle. En azından kendini anlatmasına izin ver. Belki haklı bir gerekçesi vardır. Soğuk oldu gerçekten. Üşüyeceksin Miran. Soğumuş sahiden. Ben de odama gideyim. Sen de fazla kalma burada, üşürsün. Sensizim Reyhan. Sensizim. Hiç iyi değilim.
Abi. Abi, ben merak ettim sizi. Reyhan'la konuşacaktınız. Barıştınız mı? Dün gece buraya gelmiş. Yanıma bir gül, bir de not bırakmış. Senin bununla bir ilgin var mı? Artık bunları yapmak için çok geç Elif. Anladın mı? Reyhan bitti. Ama neden? Her şey ortaya çıktı. Sen suçsuzsun. Her şeyin sebebi benim. Hazar Bey de itiraf etmiş. Ne demek Reyhan yok abi? Atlatırsınız siz bunları. Hadi kalk. Kalk git Reyhan'ı al getir konağa. Biz diye bir şey yok Elif. Bitti. Abi neden? Elif. Lütfen. Reyhan'la ilgili başka bir şey söyleme bana. Ama senden tek bir şey istiyorum. Eğer ben senin abinsem, bundan sonra ne olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun, bana gelip söyleyeceksin. Benden hiçbir şey saklamayacaksın. Söz mü? Demeye geldim baba. Gidiyorsun ha? Gidiyorum. Söylediğim gibi. İran'a gidiyorum. Hala bir yerim varsa eğer evinde, kalbinde. Orada yaşamaya, orada yaşlanmaya gidiyorum. Taş değmez. Aklım da yüreğim de sendedir. Ben bir gün beni, bizi affetmen için sabırla bekleyeceğim. O güzel kalbini, ananı beni yeniden alman için bekleyeceğim. Kadar kırılsam da, incinsem de annem babamsınız benim. Canımsınız. Kendinize, birbirinize. Gülüme iyi bakın. Sakın beni geri döndürmeye çalışmayın. Bırakın ait olduğum yerde kalayım. Bir şey söyleyip de vazgeçirmeye çalışma beni.
Artık çok yoruldum bu kinden, düşmanlıktan. Geçmişin bedelini ödemekten çok yoruldum. Şu an tek istediğim bir ana kendimi affettirmek. Onunla mutlu olmak. Allah'a ısmarladık baba. Allah'a emanet ol. Hasan Bey. Hala evladımız var. Benim annemden başka gidecek yerim yoktu. Hoş geldin oğlum. Hadi. Gel, geç. Geç yavrum. Çok yorgunum anam. Çok yorgunum. Yoruldum. Thank you.
buradasın Meral. Biliyorum buradasın. Dayan. Ne zaman geldin sen? Nereden bildin burada olduğunu? Her yerde seni aradım. Sonra içimden bir ses annenin yanında olacağını söyledi. Neden evinde kalmadın? Sen neredeysen benim evim orası Miran. Değil. Değil Reyhan. Eğer öyle olsaydı bütün bu olanları yaşamazdık. Eğer öyle olsaydı elin hala elimde olurdu. Değil. Senin evin benim olduğum yer değil. Ya niye böyle diyorsun? Senin için geldiğimi, sırf senin için burada olduğumu bile bile niye böyle konuşuyorsun? Bu kadar kolay mı senin için? Kolay mı? Kolay. Öyle mi zannediyorsun? Sevdiğim kadının karşısına geçip git demek benim için kolay mı? Kalbim hala senin için atarken senden uzak durmak benim için kolay mı? Sen yaptın Reyhan, sen. Boşanma davası açmaya karar verdiğin o gün o kağıtları imzalayıp bunu bize sen yaptın. Asıl senin için bu kadar kolay mıydı? Ha? Bir imzayla her şeyi bitirip bizden vazgeçmek. Ben imzalamadım. Ben yapmadım diyorum. Niye dinlemiyorsun? Niye duymak istemiyorsun beni? Ben imzalamadım Miran. Miran! Miran! İmzalamadım. İmzalamadım. Ama sen imzaladın. Ne gözümün içine baka baka imzaladın. Biliyorum kırgın olduğun için yaptın. Ama biz bu kağıtlardan ibaret değiliz ki. Bunların bir önemi yok. Sen bunu imzalasan da ben durmayacağım. Çünkü ben Reyhan Aslan Bey. Çünkü ben Reyhan Aslan Bey. Miran! Sen Dilşah'ın oğlu değilsin. Olamazsın da. Çünkü olsaydın... Sevdiğin kadına ardında bırakıp gidecek kadar vicdansızlık yapamazdın. Ben kimseyi arkamda bırakmadım. Peki şimdi yaptığın ne? Bilmiyorsun. Biz ne yaşadık bilmiyorsun. Evet, ben bilmiyorum ama Reyhan biliyor. Bu kız sevdası uğruna... Yaşadığınız her neyse bile bile geliyor ardından. Bile bile gitme diyor. Hani seni kaçıran o şey var ya. O her neyse bu kız ona karşı mücadele ediyor. Sen Dilşah'ın oğlu olsaydın sevdaya nasıl kıymet verileceğini bilirdin. Sevmeyi bilirdin.
ardında bırakıp gitmek yerine bu kızcağızın bir damla gözyaşına kıyamazdın. Sen o değilsin. Yok yok, sen Miran değilsin. Sen beni nereden tanıyorsun ki? Annem hakkında bir şeyler biliyorsun diye benim de mi kim olduğumu biliyorsun? Ayrıca annemi tanıdığın ne belli? Bu fotoğraflar, bu eşyalar var diye her şey gerçek mi yani? Sen gerçek misin? Belki de bizi buraya gönderenlerin bir oyunusun. Belki de bir yalancısın. Ben ne oyuncuyum evladım, ne de yalancı. Bu evde o hatıralar da gerçek. Çünkü biliyorum. Çünkü ben yaşadım. Çünkü ben senin anneannenim yavrum. Ben senin anneannenim.